İyi günler sevgili seyirciler. Şu an İstanbul'da Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki Yıldız Sarayı'ndayız. 1866 yılında Sultan Abdülaziz tarafından eski Yıldız Köşkü yerine yaptırılan Yıldız Sarayı'nda bugün uluslararası İslami araştırmalar, sempozyumlar ve çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Resmi açılışı 1982 yılında yapılan İslam Konferansı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin tarihi Yıldız Sarayı kompleksi içerisindeki çalışmalarını birlikte izliyoruz. Kısa adı İRSİKA olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin temeli 1978 yılında Senegal'de gerçekleştirilen 9. İslam Ülkeleri Konferansı'nda atılmıştır. Amaç ve görevleri tespit edildikten sonra aynı yıl içerisinde de faaliyete geçmiştir. İRSİKA İslam ülkelerinin tarihçi, yazar, sanatkar ve ilim adamlarının birbirlerine yakınlaşmalarını ve daha iyi şartlar altında çalışmalarını temin etmeyi amaçlamış bir kuruluştur. İslam'a yönelik ön yargıları ortadan kaldırmak, İslam tarih, sanat ve kültürünü korumak ve tanıtmak da İRSİKA'nın hedefleri arasında yer almaktadır. Kurumun Genel Müdürü Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na İRSİKA'nın İslam Konferansı içerisindeki yerini sorduk. Efendim bunları şu şekilde, şu sırayla anlatmama müsaade ediniz. İslam Tarih Sanat Kültür Araştırma Merkezi, İslam Konferansı Teşkilatı'nın kurduğu ilk kültürel müessesedir. Bu 1976 yılında İstanbul'da toplanan 7. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısının esnasında bu fikir doğdu. Ve İslam ülkelerinin müşterek tarihini, kültür mirasını araştırmak üzere bir merkezin kurulması düşünüldü. Bu merkezde işte burada İstanbul'da kurulması düşünüldü. Ve adı da İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi. Biz bu uzun adı kısaltmak için değişik ilk baş harfleri bir araya getirerek denedik. Ve en sonunda en uygun, kulağa hoş gelecek bir kısaltma olarak İRSİKA ortaya çıktı. O yıllardan beri, ilk yıllardan beri bu İRSİKA kısa tanıtım olarak kullanılmaktadır.